Merhaba sevgili çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde birlikte bölme işlemini yapacağız. Bölme işlemi için hazırsanız haydi başlayalım. Evet, bölme işlemi denince aklımıza ne geliyor? Pizzayı gördük öğretmenim, başka bir şey gelmiyor diyorsunuz. Peki, evet, paylaştırma eşit. Paylaştırma geliyor pizzayı gördüğümüzde aklımıza. Bölme işleminde neydi bizim terimlerimiz? Bölünen sayı pizzamız, bölen sayı yani paylaşan kişi sayısı pizzayı yiyecek olanlar. Bölüm kişi başına kaç parça pizza düşmüş ve kalan pakette kalan kırıntılar hiç kalmamış. Evet. Şimdi ne var buradaki işlemde? 8 parçalı bir pizza. 4 kişi tarafından eşit paylaşılıyor. Her kişiye ikişer pizza. Kalan sayı 0. Hemen işlemimizi yapalım. Pizza sayımız, dilim sayımız 8. 4 kişi paylaşıyor. 8'in içinde 4 2 kere, 2 kere 4 8. Çıkardığımızda kalan sayımız 0. Evet, bölünen 8, bölen 4, bölüm 2 ve kalan 0. Hemen yazalım terimlerimizi. Evet, terimlerimizi de yazdık. Geçelim hemen diğer sayfamıza. Bölme işlemi ardışık çıkarma işleminin kısa yoldan yapılıştır. Bölme işlemi nedir? Geriye doğru saymadır, bir çıkarmadır, ardışık çıkarmadır. Hemen burada modellerimizle yapalım. 12 tane elmamız var. 3 kişiye paylaştıracağız. Her birine kaçar elma düşer. Ve yan tarafta bir çıkarma işlemi yapalım. Önce sayımız 12. 12'den 3 kişi olduğu için 3 tane elma alıp her birine paylaştırıyoruz ve bu birinci paylaşım diyoruz. Alıyoruz 3 tane elmayı modelimizde getiriyoruz buraya ve her birine birer elma veriyoruz. Geriye 9 elmamız kaldı. 3 elma daha alıyoruz. Getiriyoruz. Yine her birine birer elma daha veriyoruz. Hemen işlemde de yapalım onu. 9 elma vardı. 3 elma daha paylaştırdık. 9'dan 3 çıktı. 6 elma kaldı. Bu da bizim ikinci paylaşımımız diyoruz. Üç elma daha alıyoruz. Haydi gelin elmalar. Geliyorlar ve onları da birer birer paylaştırdık. İşlemde de yapalım. 6 elmadan 3 elma daha çıkardık. 3 elma kaldı. Bu da üçüncü paylaşımımız. Üçüncü paylaşım. Ve son üçlü grubumuzu alıyoruz. Elmalar oynaya oynaya geldi. Ve her bir çocuğa birer birer gitti. Ve işlemde de yapalım. Çıkarma işlemimizde de. Üç tane kalmıştı. O üç taneyi de aldık, paylaştık. Ve hiç elmamız kalmadı. Dördüncü paylaşımda her birine dörder elma vermiş olduk. 12, sen de böyle gel bakalım. Evet. İşlemimizi yapalım. 12'de 3 kaç kere var? 4 kere 12 elmayı 3 kişiye eşit olarak paylaştığımızda her birine dörder elma veriyoruz. 4 kere 3 12 ve çıkardığımızda sonuç kalan 0 oluyor. Bölünen sayı 12, bölen sayı 3, bölüm 4. Kalan sayımız ise
0. Ne gördük burada? Neyi hatırladık? Bölme işlemi, ardışık, çıkarma işlemi. Evet, geçelim bir sonraki sayfamıza. Bölme işlemine büyük basamaktan başlanır. Evet, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Biz daha önce toplama işleminde, çıkarma işleminde hep birliklerden başlamıştık. Ama şimdi burada nereden başlıyoruz? Çarpma işleminde de birliklerden başlamıştık. Evet, haklısın. Şimdi bölme işleminde büyük basamaktan başlıyoruz. En büyük basamaktan. Burada sayımız 613. Öyleyse 600'den başlıyoruz. Neden öğretmenim diyorsunuz? Hemen burada yan tarafta modelleme var. Modellemeden gösterelim. Elimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüzlük, 1 tane onluk, 3 tane de birlik var. Evet, biz bunları eşit olarak 5 kutuya paylaşacağız. Önce nereden başlarız? Birlik, birlik, birlik diye mi sayarız? Yoksa bir yüzer yüzer dağıtalım, varsa sonra onlukları, sonra birlikleri dağıtalım mı deriz? Evet, aynen. Önce elimizdeki büyük parçaları bir verelim deriz. Öyleyse ne yapıyoruz? Biz burada 613'ü 5'e bölerken diyoruz ki önce büyük basamaktan başlıyoruz. Rengi değiştireyim bir dakika. Evet. Büyük basamaktan yüzler basamağından başlıyoruz. 6'nın içinde 5 kaç kere var? 1 kere var. Hemen modelde yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüzlüğümüz var. Ve her birine bir tane yüzlük verecek kadar yüzlüğümüz var. Her bir kutuya birer tane yüzlük verdik. İşlemde hemen yapalım. 6'nın içinde 5 bir kere. 1 kere 5 5 çıkarıyoruz. 6'dan 5 çıktı. 1 kaldı. Evet. Sıra neye geldi? Sıra onlar basamağı. Yani onlukları paylaştırmaya geldi. Hemen bir aşağıya iniyor. Onu kırmızı renkle gösterelim. Evet. Biri aşağıya indirdik. 11. 11 tane onluk paylaştırıyoruz. Evet. Şimdi modelimize bakalım. Bir tane elimizde yüzlük var ama yüzüğü bölmemiz, bozmamız lazım. Bir tane de birliği, onluğumuz var. Diyoruz ki hadi onluk sen git, yerine bozulmuş olan onlukları alalım. Evet, bir yüzüğün yerine tam 10 tane onluk aldık. Ve onları tek tek paylaştıracağız şimdi. Elimizde tam 11 tane onluğumuz var. 11'in içinde 5 kaç kere var? 2 kere 5 10 eder. Öyleyse her birine ikişer 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 onluk verebiliriz. Verelim 2 tane. Evet, 2 onluk buna. Haydi bakalım. Nasıl hemen koşa koşa geliyorlar. İkişer ikişer paylaşıyoruz. Bir grup değil, ikili. Evet, 2 tane aldık. 2 tane dördüncü grup. 2 tane de son 5. gruba verdik. Ve bir tane onluk elimizde kaldı. Hemen işlemde modellediğimizi yapalım. 11'in içinde 5, 2 kere. 2 kere 5, 10 eder. Çıkardık. Kalan sayımız 1. Evet, sıra neye geldi? Birler basamağına geldi. Birler basamağıyla işlem yapıyoruz. Birler basamağındaki 3'ü indiriyoruz 1'in yanına. 13, sayımız 13. Elimizde 13 tane birliğimiz var demek. Evet, burada bir tane onluğumuz var ve 3 tane birliğimiz var. Ne yapacağız? Bu bir onluğu gönderip yerine birlikler gelsin bakalım diyoruz. Alıyorum birlikleri ve hemen dağıtıyorum. Kaçar kaçar? 13'ün içinde 5 kaç kere var? 2. 2 kere 5 10 eder. Hemen birliklerimizi ikişer ikişer dağıtıyoruz. 2 tane buna, 2 tane buna, 2 tane, 2 tane birlik, 2 tane birlikte buraya verdik. Ve işte bakın modellerle de paylaştırma işlemini yaptık. İşlemimize dönüyoruz. 13'ün içinde 5, 2 kere, 2 kere 5, 10 ve kalan sayımız 3. Modelleme de bakıyoruz. Her birine bir tane yüzlük, 2 tane onluk, 2 tane de
birlik paylaştırmış olduk. 3 tane de kalan sayımız var. Evet, bu kalan. Bunlar da, bunların her biri de nedir bizim? 122, yani bölüm. Ne yaptık burada? Neyi öğrendik? Bölme işlemine büyük basamaktan başlanır. Evet, bundan sonra bölme işlemine hiç küçük basamaktan başlamayacağız. En büyük basamaktan başlayacağız. Geçelim diğer sayfaya. Evet çocuklar, dikkat etmemiz gereken ikinci kuralımız, bölme işlemi kalan sayı, bölen sayıdan küçük oluncaya kadar devam eder. Evet, bir daha tekrar ediyoruz. Kalan sayı, bölen sayıdan küçük oluncaya kadar paylaştırma işlemimiz, bölme işlemimiz devam ediyor. Evet, sayımız 521. 521'i 7'ye böleceğiz. Şöyle şunu ortalayalım işlemimizi güzelce. Evet, sırayla başlayalım. Önce öğrendiğimiz neydi? Büyük basamaktan başlıyoruz. Evet, en büyük basamak yüzler basamağı 500. 521'i 7'ye bölerken 5'te 7 var mı diye soruyoruz. 5'in içinde 7 var mı? Yok. Öyleyse hemen onlar basamağı yardıma geliyor. 52'nin içinde 7 arıyoruz. 52'nin içinde 7 var mı? Düşünüyoruz. 7'er sayıyoruz. 7 kere 7 kaç? 49. Evet. 7 kere vardır diyoruz. 7 kere 7, 49. Hemen yazdık. Ve çıkarıyoruz. 12'den 9 çıkarsa 3 kalır. Burada 4 kaldı. 4'ten 4 çıkarsa 0 kalır. Ve sıra geldi birler basamağına. Buradaki 1'i hemen indiriyoruz. İndirdik. 31. 31'in içinde 7'yi arıyoruz şimdi. 7 kere 4, 28. 7 kere 4, 28 diyoruz. Evet, bölme işleminde hatasız yapabilmemiz için çocuklar çarpma işlemini çok iyi biliyor olmamız gerekiyor. Eğer çarpma işlemimizde bir eksiğimiz var ise onu en kısa zamanda tamamlamalıyız. 1'den çıkmaz, 11'den 8 çıkarsa 3 kalır. Evet ve 0. Şu 3'ü düzelteyim. Çok güzel olmadı. Yanlışlığa sebep olmasın. Evet. Şimdi ne diyoruz? Bölünen sayımız 521, bölen sayımız 7, bölüm 74, kalan sayımız 3. Hemen bakıyoruz. Kalan sayı 3. 7'den küçük mü? Küçük. İşlem burada sona erdi. Evet çocuklar, şimdi sıra sizde. Bu sayfadaki bölme işlemlerini burada videoyu durdurarak yapmanızı istiyorum. Bu sırada ben işlemleri yapacağım ve sonra siz videoyu devam ettirip çözümleri bakarak kontrol etmelisiniz. Hadi bakalım. Şimdi size süre veriyorum. Evet çocuklar, bu dersimizde bu kadar. Anlamadığınız yerler var ise tekrar dönüp izleyebilirsiniz. Takipte kalın, hoşça kalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.